Herkes iyi bir gelire sahip değil. Yoksulluk ve yoksunluğu, Türkiye'de işsizliği benim söylememe gerek yok. Diğer taraftan bu ülkedeki öğrencilerin toplam sayısının 1/5 kadar devlet yurdu kapasitesinin, üniversite devlet yurdu kapasitesinin olduğunu da biliyoruz. Plan bütçe komisyonlarında şöyle bir cümle kullanırlardı. Bunların hepsi öğrenci değil ki, bu öğrenciler, gençlerimizin hepsi öğrenci değil ki. Pardon, örgün öğrenci değil ki. Örgün eğitimde olanlara yurt gerekiyor. Ötekiler açık öğretimde zaten ailelerine yakınlar, ailelerin yanında yaşıyorlar. Şimdi bu öğrencilerin, bu gençlerin 1/5 değilse de gerçekten 1/4'ünün sadece yurtlardan yararlanabildiğini biliyoruz. Yani bu sorun öyle yadsınamayacak kadar önemli bir sorun değerli basın mensupları. Şu anda bize gelen en iyi verilerde birçok yerden veri topluyoruz. 1/3, 1/4, yani ben oransal olarak verdim, rakam olarak da elimizde var. İl bazında var. Bazı bölgelerde, bazı illerde gerçekten öğrencilerin 1/4'ünün kalacak yeri de yok yani. Bu öğrenciler büyük bir mücadele veriyorlar. KYK yurtları yetmiyor. Diğer taraftan ev tutmaya çalışıyorlar. Kiralar o kadar yüksek ki, ve öğrenciye ev vermek isteyenler çok az. Kiralar, depozitler yüksek. Bir de düşünün ki çok olumsuz bir dönemden geçtik. Yani zaten Türkiye ekonomisi bir krizin içerisindeydi. Krizin içerisindeyken bir de Covid süreci başladı. Kısa çalışma ödenekleriyle, ücretsiz izin aylıklarıyla geçinmeye çalışan vatandaşlarımız şimdi çocuklarını okutma mücadelesi veriyorlar. Yoksulluk ve yoksunluk arttı. Bakmayın TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına. Ama gerçek yaşanan enflasyon bunun çok çok üzerinde. Şimdi bu veliler çocuklarına ne kadar harçlık verebiliyorlar ki, gidin ev tutun, özel yurtta kalın diyebilsinler. Bu çocuklar perişan. Biz gençlerimizin eğitim görmesini mi istemiyoruz? Neden gençlerimizin önünü açmıyoruz? Bu anayasal bir haktır. O çocuğun, o gencin hakkıdır. Parasız eğitim görecek. En iyi şekilde kaliteli eğitimi eşit bir şekilde görecek ve güvenli ortamda barınacak. Barınma da bir anayasal haktır. Peki öğrenci bursları nasıl? Gelelim o konuya. Sizinle şöyle bir konuyu paylaşmak isterim. Son plan bütçe komisyonunda dedim ki, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun artık hani verdiği burslar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verdiği burslarda iyi bir yüksek artış olur diye bekledim. Çünkü hani kriz var ya, bir özel Covid krizi sürecine de girildi ya, kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izin aylıklarıyla perişan olan aileler var ya, dedim ki hani öğrencilere iyi bir burs gelir. Maalesef hiç öyle olmadı. Sanki o son dönemdeki plan bütçede hiç Covid sürecinin ekonomisinde bir ülkenin bütçesi geçmiyordu. Hiçbir şey yokmuş gibi, güllük gülistanlıkmış gibi çok cüzi bir artış geldi. Enflasyonun filan çok çok altında zaten. Görünen enflasyon, gösterilen enflasyonun bile çok çok altında. Oysa sadece 2016 yılında %21'lik bir artış gerçekleşmişti KYK burslarında. O da zaten son derece hani zaman içerisinde kaybolup gitti. Ondan sonra cüzi artışlar enflasyonun altında kaldı. Onun için hani öyle gerçekten bir lütuf değil. Hani işte elinize dilinize dursun denecek şekilde bir lütuf zaten değil. Bu son derece yanlış. Bir de döviz kuruyla, bir çeyrek altın hesabıyla ya da alım gücüyle hesapladığınız zaman son derece yetersiz. Burslar yetersiz, yurtlar yok ve babasının, ailesinin geliri yok bu çocukların, bu gençlerin. Ve tabii ki yurt talep ediyorlar.
burs talep ediyorlar ve bu onların en doğal hakkı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu sorunların yaşanmayacağını ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin de ilgili bölümlerinde ifade etmiştik. Ve yine bu sözü veriyoruz ki yurt sorununu bir yıl içerisinde çözeceğiz ve eğitim parasız olacak. Şu anda eğer ekonomiyi yönetemediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nı, yüksek öğretimi de yönetemediğinizi bir kez daha görüyoruz. Bir kez daha görüyoruz. Ve bu bir yıllık, iki yıllık bir iktidar kesinlikle değil. Zaman içerisinde her şeyin daha kötü olduğu, ancak bu kötü gidişatın kabullenilmediği ve iyiymiş gibi gösterildiği ama çocukların, gençlerin geleceğiyle oynandığı bir sürecin içerisindeyiz. Yüz yüze eğitime 2 hafta önce başlandı ve acaba hangi eksikler var, tedirginlikler ve riskler neler? Bugün sizlerle şöyle bir değerlendirelim dedik. İlk bölümde ilk öğretimi, orta öğretimi, ikinci bölümümüzde de yüksek öğretimi değerlendirmeye çalışacağız. Evet, yeni varyantlar etkisini gösteriyor ve Sağlık Bakanlığı'nda yaptığı açıklamalarla risk şu anda devam ediyor ve okullarda yüz yüze eğitimde başladı. Şu anda velileri en çok tedirgin eden konu ise dersliklerin kalabalık olması, dersliklerin yetersiz olması, sosyal mesafenin okullarda, her okulda özellikle sağlanamıyor olması. Bu bağlamda bakıldığında bu yılın kendine özgü bir gerçeği daha var değerli basın mensupları. Birinci sınıflar %25 oranında geçen yıla göre daha kalabalık. Özellikle 30 kişi üzerine, 30 öğrenci üzerine çıkan sınıflar genellikle birinci sınıflar oluyor. Diğer sınıflarda sayılar biraz daha 30'un altına ya da 30 civarına inebiliyor. Ama 40, 50, 60 sayıda olan derslikler de maalesef var. Derslik mevzu önemliydi ve biz 547 gün önce Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere şunu söyledik. Bize yer gösterin, derslik yapalım dedik ama bu çağrımıza hiçbir yanıt alamadık. Peki kendileri yaptılar mı? Hayır, yapmadılar. Peki yeni derslik yapılmazken mevcut dersliklerin, yani deprem güçlendirme ya da işte hasar tespit edilerek yeniden yapılacak olan tamiratlar bitirildi mi? Hayır, bunlar da tamamlanmış değil. Değerli basın mensupları, biz çok düzenli olarak eğitim başlamadan önce de, şimdi eğitim başladıktan sonra daha da sık aralıklarla velilerle, öğretmenlerle ve öğrencilerle Zoom üzerinden veya yüz yüze görüşmeler ile şu anda eğitimin nabzını, işleyişini, uygulayışını, nabzını tutmaya çalışıyoruz. Ve bize en çok söylenen cümlelerden bir tanesi şu. Tabii ilk duyduğumda çok garipsiyordum ama şimdi Türkiye'nin her yerinden ulaştığımız öğrenciler aynı şeyi söylüyorlar, öğretmenler de öyle. Diyorlar ki bizim okulumuz tamiratta, biz şu okulda şu anda misafiriz. Şu kadar ay sonra bizim kendi okulumuzun tamiratının bitmesi bekleniyor. Biz kendi okulumuza geçince bu okulun öğrencileri bu defa bizim misafirimiz olacak. Onların tadilatları başlayacak. Değerli basın mensupları, zaten COVID sürecinde yüz yüze eğitimin kendine özgü büyük riskleri var. Sosyal mesafe ve sınıf mevcudu sayısı son derece önemli. Yani demek istiyorum ki COVID sürecinin öncesinde de zaten sağlıklı bir eğitim yapılabilmesi için 43 bin küsür dersliğe ihtiyaç varken, bir taraftan da tamiratı, tadilatı yapılmamış olanları, hatta yazın oturulup şimdi eğitim döneminde başlanmış olanları da dikkate alırsanız, bu derslik konusu gerçekten riski arttıran ve velileri son derece tedirgin eden konuların başında geliyor. Bir başka nokta, Sayın Bakan da söyledi, dedi ki sık sık sınıflar havalandırılacak, hijyen sürekli sağlanacak.
Sayın Bakan, bu hijyen sürekli nasıl sağlanacak? Şu andaki izlemlerimize göre öğretmenlerin yükü o kadar artmış durumda ki. Öğretmenler kontrolü yapıyor, öğretmenler maske kontrolü, maske dağıtımını yapıyor, öğretmenler odaları havalandırıyor, sınıfları havalandırıyor. Öğretmenler giriş çıkışları sağlamaya çalışıyor. Gerektiğinde temizliğe girişiyor. Çoğu bölgemizde böyle. Bunu yadırgamayalım. Hafta sonu öğretmenlerin temizlik yaptığı okullarımız çok sayıda. Peki Sayın Bakan, nerede bu yardımcı hizmetler personeli? 113 bin atama yapıldığı söyleniyordu. Yani bunlar zaten sözleşmeli eğitim paydaşları olarak değil, sözleşmeli toplum yararı projesinden olduğunu biliyoruz. Ama onların daha başvuruları yeni alındı ki bu söylenen rakamların da hepsi eğitim öğretim için değil, diğer kamu birimlerine de dağıtılacak sayılar. Yani burada hadi hiçbir yıl yapmadınız ama şu Covid sürecinde kadrolu olarak temizlik personeli ihtiyacı olan bütün okullara sağlanması lazımdı. Bu neyin tasarrufu Sayın Bakan? Bu neyin tasarrufu? Neden böyle bir bütçe size verilmedi ya da talep etmiyorsunuz? Evet, hijyen ve derslik konusunda sıkıntılar halen devam ediyor. Peki diğer taraftan öğretmen açıkları konusunda bir gelişme var mı? 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı söylendi. O da zaten kaç ay sonra ikinci dönemi. Sayıştay raporunu geçen basın açıklamamda da söylemiştim. Sayıştay raporunu bir kenara bırakıyorum. Ama Milliyetin Bakanlığı'nın kendi yaptığı açıklama biz söylemiyoruz. 107 bin öğretmen açığının olduğunu ifade etmişti. Bu 107 bin öğretmen açığının eksikliğini de günü kurtarma prensipleriyle her zaman olduğu gibi özlük hakları olmayan sömürülen 69 bin ücretli öğretmen ile sağlamaya, karşılamaya ya da bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Bu inanılır gibi bir şey değil. Bir tarafta 700 bin öğretmen atama yapılmadan bekliyor olacak. Kendi ağızlarından Milli Eğitim Bakanlığı 107 bin öğretmene acil ihtiyacımız var diyecek. Ama kadro vermeyecek ve sözleşmeli hem de ücretli olarak öğretmeni 69 bin öğretmen için ilana çıkacak. Şu anda görüştüğümüz öğrenciler diyorlar ki işte ilk hafta 5 dersimiz boştu, şimdi de 4 dersimiz boş diyen öğrenci sayısı çok fazla. Ya da bir öğretmen bu hafta bize, bir dahaki hafta diğer sınıfa girerek 2 haftada bir ders yapacağız diyen öğrenciler de var. Biz bunları uydurmuyoruz. Öğrencilerin, öğretmenlerin ağzından duyuyoruz. Değerli basın mensupları, bir ülkede itibardan tasarruf edilmez deniyor ve öğrencilerin, gençlerin eğitiminden tasarruf edilmeye çalışıyorsa bir iktidar, bunun üstünde çok şey söylemeye gerek yok. Bu ülkede çocukların ve gençlerin maksimum yararı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminde hiç öncelenmedi maalesef. Öncelenen, her zaman söylediğim gibi, gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmekti. İyi bir eğitim sistemi, iyi bir öğretim planı, böyle bir öncelikleri olmadı. Oysa eğitim herkesin hakkıdır, anayasadan doğan bir haktır. Parasız eğitim, eşit haklarda, hak temelli eğitim herkesin vatandaşlık hakkıdır. Ancak maalesef ülkemizde parası olanla olmayanın arasında büyük bir makasın açıldığı bir eğitim sistemi söz konusu ve bu fark görmezden geliniyor ve kapatılması konusunda da en ufak bir girişimde maalesef bulunulmuyor. Bir Covid süreci geçirdik. Bir önceki basın açıklamamda da dile getirmiştim. Önceki dönemde, yani 1,5 yıllık dönemde öğrencilerin tabii ki kayıpları var. Normaldir. Her sınıfın seviyesinde, hatta bölgesel olarak da farklı olarak öğrenim kazanımlarında kayıplar var, eksikler var. Bunların tespit edildiğini biliyoruz. Akademisyenler ifade ediyorlar. Bunların tespit edildiğini biliyoruz. Bunlar halen soru önergesi defalarca vermemize rağmen açıklanmadı.
açıklanmalı, bilinmeli ve eğitim şurası toplanacak dendi. Yıllardır söylediğimiz, inşallah toplanır ve gereği gibi bir, yani görüş alarak ve o görüşler bir kere bir tarafa konarak değil, o görüşlere göre hareket edilerek ciddi anlamda bir eğitim şurasının toplanmasını umut ederim. Ama işte o eğitim şurasında yapılması gereken, açılan bu makasın, eğitim kazanımlarını ölçtükten sonra ortaya çıkan bu makasın, bu eksikliklerin nasıl bir eğitim öğretim planıyla zamana yayılarak ve en kısa sürede nasıl kapatılacağı konusunda çalışma yapmak ve bunu velilerle, öğretmenlerle, kamuoyunla paylaşmaktır. Bu belirsizlik bütün velilerde tedirginlik yaratmaktadır. Şunu da unutmayalım, her velinin tabii ki tahsil düzeyi aynı değil. Çocuğuna evde yardımcı olabilen ya da olamayan velileri de bir taraftan düşünmek lazım. Bu da makasın açılması için önemli faktörlerden bir tanesi. Evet. Ben Bursa milletvekili olarak bütün bölgelere çalışıyoruz ama Bursa vekili olarak size birkaç rakam vermek isterim bu kapanan sınıflar dersliklerle ilgili. Bakın, yalnızca Bursa'da birkaç yıl arayla iki parti halinde yıkılan, inşaata yönlendirilen toplam okul sayısı 37. Ve bu okulların yeniden eğitime de büyük bir kısmının açılmadığını, birkaçının da yarım olduğunu biliyoruz. Bu yeni dönemde ise Bursa'da 15 okul ikili eğitime geçti. 11 bin öğrenci başka bir okula transfer edildi. Misafir öğrencilikten toplam olarak etkilenen öğrenci sayısı da 29 bin oldu. Ki tablo Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu sayılardan çok daha vahim boyutlarda, değerli basın mensupları. Bir diğer önemli konu, ikinci kısma geçersem, yüksek öğretimdeki gençlerimiz.